hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere sunumu çok hoş bir fırında patates tarifi vereceğim. Akordeon patates yapacağım. O zaman patatesimizin yapımına geçelim. Akordeon patates için gerekli malzemeler 4 adet patates, 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve tuz. Patateslerin dışını güzelce temizledim. İlk kez kullandığım bir mutfak süngeriyle dışını güzelce sürterek yıkadım. Böyle bu şekilde dışı tertemiz oldu. Kabuğuyla birlikte pişireceğim için tabii çok önemli dışının temiz olması. Şimdi şöyle altına bir tane tahta bir spatula koydum. Keserken beni frenlesin diye şöyle dibine kadar olur da kesersem, elim kayarsa diye beni tutsun diye şöyle koydum ki şöyle kestiğim zaman çarpıyor bıçak ve aşağı kadar inmesini engelliyor. Şöyle ince ince dilimliyorum. Tabii birbirinden ayırmamaya özen gösteriyorum. Dediğim gibi şöyle bir tahta spatula kullanırsanız, kaşık kullanırsanız çok işinize yarar. Bu şekilde dilimlemeye devam ediyorum. Patateslerimi kesme işlemim bitti. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Şöyle alayım Yasemin. Her bir patates için bir çorba kaşığı zeytinyağı kullansam yeterli olur. Tereyağı da koyabiliriz sonra. İstiyorsanız koyabilirsiniz. Tereyağı da güzel bir lezzet verir. İçine 2 de sarımsağım var. Böyle sarımsak dişlerim biraz büyüktü. Baharatlarım var, tuzum var. Onları da böyle içine atıyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Sosum hazır. Şimdi bu sosu patateslerimle yapacağım. Hemen patateslerimi tekrar alıyorum. Yumurta fırçasıyla bu işlem kolay oluyor. Şöyle üzerine güzelce sürüyorum. Hatta şöyle açabiliyorsanız aralarına hafifçe açın, o aralardan da gitsin. Patatesin daha lezzetli olsun. Pişince zaten bu patatesler açılacak birazcık araları. O aralara kaşar peyniri koyacağım. Şimdi sosumu patateslerimi güzelce sürüyorum. Patateslerimin sosu güzelce yedirdim. Mümkün olduğunda şöyle aralarını elimle açtım. Aralarına da girmesini sağladım bu sosu. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında patateslerimi pişireceğim. Ne kadar pişireceğim? Patatesin büyüklüğüne göre, fırına göre değişebilir. Bir 45 dakikadan sonra kontrol edin ama ortalama 1 saat içinde patatesler pişecektir. Şimdi patateslerimi fırına gönderiyorum. Patateslerim tam 55 dakikadır pişiyorlar. Şöyle bir çatal yardımıyla kontrol edeceğim. Artık tamamen böyle ayrılmaya başlıyorlar. Ayrılmasını da istemiyorum. Bu görüntüsünü korusun. Şurada ayrılan bir tane var. Onu hemen alıyorum. Ve tadına bakıyorum. Ve patatesim olmuş. Şimdi üzerine şöyle kaşar peyniri rendesi koyacağım. Şöyle üstünde dursun tam aralarında. Şöyle bir tutam koymamız yeterli. Sıcağıyla bile eriyecektir. Fırını çalıştırmanıza dahi gerek yok. Ve kaşar peynirlerimi de patateslerimi üzerine yerleştirdim. Artık fırını kapatacağım ben. Çalıştırmama gerek yok. Kendi sıcağıyla içeride eriyecektir kaşar peynirleri. Eriyince fırından alacağım. Ve patatesini kontrol ediyorum. Şöyle göstereyim. Kaşar peynirlerim erimiş ve akordeon patatesim hazır. Bugün sizlere akordeon patates tarifi verdim. Fırında patatesin farklı bir sunum hali. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Sıcakken hemen yemek gerekiyor. O yüzden hemen yemeğe geçeceğim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.